Merhaba arkadaşlar. Bu videoda çarpanlar ve katlar, EBOB, EKOK problemleri, yazılı sorularını çözeceğiz. TEOG sınavında çıkabilecek soruları çözeceğim arkadaşlar. Birinci sorumdan başlıyorum. 30, 45 ve 60 sayılarının EBOB'u kaçtır diyor. EBOB neydi arkadaşlar? Her sayıyı aynı anda bölen sayıların çarpımıydı. EKOK'ta bütün sayıların çarpanlarını, asal çarpanlarını ayırdığımda bütün sayıların çarpımıydı EKOK. Farkı buydu. Bakalım birinci sorumuzdan. 30, 45 ve 60 sayılarını alıyorum. 2'ye bölerek başlıyorum. 30 2'ye böldüm 15. 45 2'ye bölünmez. O yüzden aynen yazıyorum. 60 2'ye böldüm 30. Tekrardan 2'ye bölüyorum. 15 2'ye bölünmez. Aynen yazıyorum. 45 2'ye bölünmez. Aynen yazıyorum. 30 2'ye böldüm 15. Hiçbiri 2'ye bölünmediği için 3'ten devam ediyorum. 15'i 3'e böldüm 5. 45'i 3'e böldüm 15. 15'i 3'e böldüm 5. Farkındaysanız arkadaşlar 3 bütün bu 3 sayıları böldüğü için şu yanına bir kırmızı yıldız ya da nokta koyabilirsiniz. 3'ünü böldüğü için. Devam ediyorum. 3'te devam edeyim. 5 3'e bölünmez. 5 diye yazıyorum. 15'i 3'e böldüm 5. 5'i 3'e bölünmez. 5'i yazıyorum. Hepsini neye bölebilirim şimdi? 5'e. 5'i 5'e böldüm 1. 5'e 5'e böldüm 1. Yine 5'i 5'e böldüm 1. Bakın bu da hepsini böldü. O yüzden bunun da yanına nokta koyuyorum başına. Neydi EBOB? EBOB diyorum ben. EBOB bunların ortak bölen yani kırmızı nokta koyduğum sayıların çarpımına eşitti. Yani 3 ile 5'in çarpımı 15. Şimdi şöyle bir soru gelebilir aklınıza. Hocam ben 2'den başlamasam hani direkt onun yerine 3 yazsam bir sıkıntı olur mu? Hayır, sıkıntı olmaz arkadaşlar. Yine aynı sonuç çıkar. İsterseniz 2'den başlamayıp 5'ten başlayabilirsiniz. 3 ile devam edebilirsiniz. Herhangi bir problem oluşmaz. Benim temelimde hep 3'ünü de bölebilecek sayıların olması gerekiyor. Sonuç değişmiyor arkadaşlar. Birinci sorum bu şekildeydi. Cevabım 15. İkinci soruda EKOK'unu sormuş. Yine asal çarpanlarını ayırıyorum. 40'ı, 120'yi ve 180'i asal çarpanlarını ayırıyorum. 2'ye böldüm. 20, 60 ve 90. 2'ye böldüm. 10, 30 ve 45. Diyorsunuz ki bunların yanına niye yıldız koymadınız? Çünkü yıldız koymamamın sebebi EKOK'u soruyor. EBOB'u sorarsa ben eğer yıldız koyarım. Tekrar 2'ye bölüyorum. 5, 15, 45. 2'ye bölünmez. 3 ile devam ediyorum. 5, 15'i 5'e 3'e böldüm 5. 45'i 3'e böldüm 15. Yine 3'ten devam ediyorum. 5, 5 ve 5. 5 ile devam ediyorum. 1, 1 ve 1. EKOK diyorum arkadaşlar. 40, 120 ve 180'in EKOK'larına bakıyorum. Şöyle 180 yazayım. Bunların hepsini arkadaşlar ne yapacağım? Çarpacağım. Çarpalım. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. 3 kere 3 9. Bir de 5 var arkadaşlar. Ben bunun hepsini çarptığımda 360 sayısını elde ederim. Yani benim EKOK'um 360'tır. Devam ediyorum. 10 problemler, EBOB EKOK problemlerine bu soruda geçiyoruz. 16 metre, 24 metre ve 32 metre uzunluğunda 3 parça kumaş eşit ve en büyük parçalara ayrılmak isteniyor. Kaç parça kumaş elde edilir? Şimdi arkadaşlar ben 16, 24 ve 32'nin bir EBOB'unu bulalım. EBOB neydi? Yanına yıldız, kırmızıyla yıldız koyduğum şeyde. 2'ye bölüyorum. 16'yı 2'ye böldüm 8. 24'ü 2'ye böldüm 12. 32'yi 2'ye böldüm 16. Bak hepsini böldü mü? Evet böldü. O zaman bunun yanına ne koyuyorum? Yıldızı koydum. 2 ile devam ediyorum. 8'i 2'ye böldüm 4. 12'yi 2'ye böldüm 6. 16'yı 2'ye böldüm 8. Yine 3'üne böldüğümü, evet, bunun başına da yıldız koyuyorum. 2 ile devam ediyorum. 2'ye böldüm 4'ü, 2'ye böldüm 2. 6'yı 2'ye böldüm 3. 8'i 2'ye böldüm 4. Yine mi böldü? Evet, hemen yıldız koyuyorum.
2 ile devam ediyorum. 2 2'ye böldüm 1. 3 2'ye bölünmez. 3 diye kalır. 4 2'ye böldüm 2. O zaman yıldız koyacak mıyım? Hayır. 2'ye böldüm. Burası 3. Burası 1. 3'e böldüm. 1. Şimdi EBOB diyorum. 16, 24 ve 32. Ne yapıyorum? Şu yıldızların hepsini ne yapıyorum arkadaşlar? Çarpıyorum. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Şimdi arkadaşlar demek ki 8'er parça eşit kumaşlara ayrılıyormuş arkadaşlar. 8'er parça olduğu için 16'yı teker teker 16'yı 24'ü ve 32'yi ne yapmam lazım? 8'e bölmem lazım. 16'yı 8'e böldüğümde 2. 24'ü 8'e böldüğümde 3. 32'yi 8'e böldüğümde 4 elde ederim. Ben bu 2'yi, 4'ü ve 3'ü ne yapıyorum? Topluyorum. Demek ki 9 parça kumaş elde ederim. Arkadaşlar bu 8 metre. Bana sadece kaç parça kumaş elde edilir? Bana metresini sormuyor. Parçayı bulmak için 16'yı bu metrelere ayırıyorum arkadaşlar. Bu soru da bu şekilde. Son soru da güzel bir soru. Çok karşınıza çıkan bir soru. Formülümü yazıyorum. EBOB ile EKOK'un çarpımı, diyelim ki X ve Y'nin EBOB'u ile X ve Y'nin EKOK'unun çarpımı, bu iki sayının çarpımına eşittir. Bu önemli. Bu formülü bilmezseniz bu soruyu yapamazsınız arkadaşlar. İki sayıdan birinin EBOB'ları 6, EKOK'ları da 240. Ben bunu önce bir çarpalım. 144 elde ettim mi? Ettim. Demek ki bu iki sayımın çarpımı 1140'mış arkadaşlar. Sayılarımdan birini veriyor, diğerini soruyor bana. Demek ki ben 1140'ı arkadaşlar 48'e bölersem kaç elde edelim? Hemen bakalım. 3 kere 3'e bölelim. Bu sıfırı da buraya koyalım. Demek ki ikinci sayım pek 30'a benzetemedim. Ama kaçmış arkadaşlar? 30'muş. Bu önemliydi. Güzeldi. Bu formülü bilmezseniz bu soru olmaz. EBOB ile EKOK'un çarpımı aynı iki sayının çarpımına eşittir. Bugünlük çarpanlar ve katlar videom bu kadardı arkadaşlar. Sayfama abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.